Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba hocam. Geçin bakalım içeri. Bu da neyin nesi? Bu bir yapboz çocuklar. Ne işe yarar bu şey? Bu bir bulmaca. Resmi görebilmek için parçaları bir araya getirmeliyiz. Acaba ne resmi var burada? Görmek için tamamlamamız lazım. Yaşasın. Bulmacaları çok severim ben. Kafamı çalıştırıyorlar. Bakın hemen yapacağım bulmacayı. Ha. Buraya. Ver şunu bana. Nasıl yapıldığını göstereyim size. Başlangıcı ben yapayım. Bu parçanın yeri burası. Evet, bakın nasıl da tam oturdu. Resimdeki dede kim Bilgecan dede? Galiba ben anladım kim olduğunu. Kimmiş? Dede Korkut. Değil mi Bilgecan dede? Sen bize onun masallarını anlatmıştın. Bal kız bildi çocuklar. Dede Korkut da kahramanlık masalları anlatan benim gibi bir ihtiyar. Ben de bunu tanıdım. Nasrettin Hoca değil mi? Bakayım. Evet. Nasrettin Hoca. Geriye 4 parça kaldı. Bu adam kim peki? Çok ünlü bir gezginimiz. Tanıyamadınız mı? Tanıyamadık. Evliya Çelebi. Diyar diyar gezip gördüklerini seyahatnamesinde anlatmış. Ben okumuştum kitabını Bilgecan dede. Senin kitaplığında vardı. Evet Balkız. İşte bu resim o kitabın yazarına ait. Bu parçada bir değil iki kişi var. Bize de göster. Hacivat'la Karagöz bunlar. Keşke köyümüze gelseler de izlesek. Abartmışsınız canım. Hiç de zor değilmiş. Bilgecan dede yardım etmese daha çok beklerdik seni. Sadece bir parça kaldı galiba. Başka parça yok ki Bilgecan dede. Ama orada bir kişi daha olmalı. Eksik bir parça var. Kim acaba? Yok. Eksik parça burada değil. Eksik parçayı bulmak istiyor musunuz? İstiyoruz. Ama bütün bulmacayı baştan yapmanız gerekebilir. Olsun Bilgecan dede. Bir kere yaptık zaten. Eksik parçayı da öğrenmek istiyoruz. Peki o zaman. Bunu hiç sevmiyorum. Nereye geldik acaba? Ne kadar çok kitap var. Ve ne kadar çok oyuncak. Bir kere de bir hazineye denk gelsek. Huysuz, senin aklındaki gibi olmasa da burası gerçek bir hazine. Hem oyuncak hem de kitap var burada. Peki yiyecek bir şeyler yok mu hiç? Çok acıktım ben. Uzun. Daha nerede olduğumuzu bile anlamadık. Her yer kitap dolu. Yemek kitabı var mı bari? Hey arkadaşlar! Şuraya bakın! Amanın! Şu kutuya bakın! Ne acaba o? Baklavadır belki. Hep böyle kutulara koyarlar. Bilgecan dede burada eksik parçayı bulacağımızı söylemişti. Kutuda ne varmış? Açmadan anlayamayız. Hadi! Bakalım ne varmış içinde. Hadi. Bir yapboz daha. İşte bunu yapmamız için gönderdi buraya bizi Bilgecan dedi. Hadi hemen yapalım da anlayalım eksik parçanın kim olduğunu. İyi ama hiç parça yok ki burada. Gerçekten de yok. Bir parça diye geldik ama 6 parça eksik. Parçalar burada bir yerlerde olmalı. Yoksa Bilgecan dede bizi buraya göndermezdi. Arayalım o zaman.
Nereden çıktı bu iş şimdi? Kim bilir nerededir parçalar? Huysuz, şuraya baksana. Müziğin sırası değil uzun. Bulmamız gereken parçalar var. Aynı Dede Korkut olmuşsun. Nereden buldunuz bunları? Şurada duruyorlardı. Evet, Dede Korkut bu. İlk parçayı buldunuz. Bulduk mu? Evet, bakın. Bulmuşuz. Ben buldum. Kavuk da bende. Hadi gidip yerine koyalım. Bende bir şey yok. Sen bulabildin mi hiç kara? Ben de bulamadım. Biz bulduk. Dede Korkut parçasını bulduk. Evet, tam oturdu. Biri gitti, 5 tane kaldı. Hepsini biz mi bulacağız canım? Biraz da siz arayın. Şu yukarıdakine baksanıza. Bu Nasrettin Hoca'nın kavuğu. Yanındaki de yoğurt kazanı olmalı. Diğer parça yukarıda demek ki. Çok yüksek. Nasıl çıkacağız oraya? Ben buradan tırmanabilirim. Dikkatli ol uzun. Çok kolaymış. Çok yüksekmiş burası da. Bak bakalım parça orada mı uzun? Buldum. Peki buraya nasıl ineceğini buldun mu? Çıkarken kolaydı ama nasıl ineceğim aşağıya şimdi? Buradaki kanatlara binip ineceğim. Tutun şu parçayı. Dikkat et, düşeceksin. Uzun, dikkatli ol. Hay Allah, çok yaklaştı kenara. Eyvah, aman, düşecek şimdi. Ben bakamayacağım. Dikkat et uzun. Dikkat et. Uçuyorum. Uçuyorum. Dikkat et. Mezarfen Ahmet Çelebi'nin kanatlarını bulmuşsun. Üstelik burada bir parça daha var. Hadi parçaları yerlerine koyalım. Bu buraya. Bu da buraya. 3 parça kaldı. Hadi arayalım. Huysuz. Hadi sen de yardım et de bitirelim. Ben zaten 1 parça buldum. Ama huysuz. Hala 3 parça eksik. Eksikse eksik. Ben mi arayayım? Bulmacayı bitirmek istemiyor musun? Hadi huysuz. Hayır. Hadi. Hayır dedim. Ne olur sen de yardım etsen. Etmiyorum yardım vardım. Kendini tamamlayın. Huysuz. Hayır. Hadi. Hayır dedim size. Ama yardım et huysuz lütfen. Olmaz. Ben 1 parça buldum, görmedin mi? Zaten o parçayı sen bulmadın. Bal kız buldu. Olsun. Ben Dede Korkut'a benzemeseydim bulamazdı. Buldum. Uzun ve huysuz kavga edince gölgeleri bu perdenin üstüne düştü. Karagöz Hacivat gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Bunlar Karagöz ve Hacivat. Hadi yerine koyalım. Sadece 2 parça kaldı. Birinin kim olduğunu biliyoruz hiç olmazsa. Kim peki? Evliya Çelebi'ydi ya.
Evet doğru. Nasıl bulacağız? Bu parça için huysuzu rahatsız edeceğiz. Ne? Ha? Beni mi? Evet. Bu parçayı da sen buldun huysuz. Neredeymiş? Galiba üzerinde oturuyorsun. Ha? Ha? Başından beri ilk parça gözümüzün önündeymiş. Ha? Açıp bakalım. Bu Evliya Çelebi. Hala bir parça eksik. Üstelik kim olduğunu bile bulamadık daha. O zaman aramaya devam edelim. Of. Oh, son parçada kim var acaba? Bulmacadaki herkes önemli kişilerdi. Son parçadaki de öyle biri olmalı. Kim olabilir ki? Aa! 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 Son parçada ben varmışım. Bir gün gelecek, tüm çocuklar Keloğlan'ı tanıyacak, örnek alacak, birbirlerine Keloğlan masallarını anlatacaklar. Son parçayı buldum. Kimmiş peki? Kendiniz bakın. Bu sensin. Keloğlan mı? Yanlışlık olmasın. Hayır, bu Keloğlan işte. Evet, Nasreddin Hoca söylemişti adımın kendisininki gibi yıllarca anılacağını. Bulmaca tamamlandı. Hadi Keloğlan, gidelim. Buldunuz mu eksik parçadakinin kim olduğunu? Keloğlan'mış Bilgecan dedi. Evet, Keloğlan'mış ama parçayı getiremedik. Onu merak etmeyin. Bulmuşsun parçayı Bilgecan dedi. Evet, al yerleştir bakalım yerine. Tamamladık hepsini. Ama ben çok acıktım. Haydi o zaman bunlar sizin. Hepsini hak ettiniz. Oo. Ne güzel miydi yolculuk bari? Bilgecan dedi, biliyor musun? Ben uçtum.